Bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz Haber Global ekranlarına, televizyonlarını yeni açanlar varsa Saat sekiz buçukta başlamıştık. Geç, saat... Geç Nasıl kaldınız, on bir oldu sana. ama YouTube'dan da izleyebilirsiniz bu evet. kaydı tabii ki. Ee, onu da aktarmış olalım izleyicilerimize. Bir taraftan etiketimizde hatırlatalım. Savunma Sanayi 2023 etiketine sorularınızı iletebilirsiniz. Bu soruları ben de sizin adınıza Mete Yarar'a iletiyorum. Ve sonrasında Mete Bey'in seçeceği iki soru, iki soruyu soran kişiye çok özel savunma sanayi ile ilgili hediyeler gidecek. Sürpriz hediyeler ben de bilmiyorum bu arada. Ee, bu ben da, de güzel bu soru sorarsam ya. bana da verebilirsiniz. Yo, bir tane sana. Heh, tamam. Özel getireceğim, özellikle tamam. ee, düşünüyorum. Biraz hızlanmazsak. Evet, e, ben şöyle bir yapalım mı? Haftaya yine buna devam etmemiz gerekecek. E, vallahi o zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? E, çok hızlı bir şekilde bazı şeyleri atlayacağım. Bak. Tamam. E, şöyle söyleyeyim. Neredeyse e, biz onda birini ancak koyabildik. Onda birinde şeyi bile sığdıramayacağız Onu evet. söyleyeyim Arkadaşlar Korkut'tan devam edelim mi? Hadi Korkut'la devam vazgeçtim. edelim. Korkut'un görüntüsü çok, yani güzeldi. çok güzel. Değil mi? korku da Korkut devam edelim. Şey. Sana nasıl sonra ben size soruları sormaya devam edeceğim? Çok soru geldi çünkü. Bu korku çok ilginç bir alet. Kafayı yersin. Böyle tarıyor değil mi tat. O değil önemli olan o değil. Çok akıllı bir alet. Ben anlatınca çok geçireceksin. Hadi anlatın çok evet. merak ediyorum. Yani gördüğün basit bir sanki topu namlusu olan bir sistem gibi görünüyor. Gibi ha. görünüyor evet. Öyle Klasik böyle filmlerde gördüğümüz <laughs> cinsten. bildiğin akıllı bir akıllı akıllı bir bıdık yani bu. <laughs> Bak gerçekten akıllı bıdık bu yani? Gel bir de geceye gel. Gel bir de geceye gel. Gece görüntüsü. Gece görüntüsü, lazım. çok güzel. Bu. Allah kullandırmasın ama kullanacaklar et kullananlara da geleceklere de selam olsun diyelim. Bir gündüze gel şimdi. Ben sana gündüz değin bir şey göstereceğim. Bak çok akıllı bir şey diyeceğim ya sana. Akıllı bıdık. Evet. Akıllı bıdık bu. Akıllı bıdık şöyle akıllı bıdık kendi üzerine de radarı var. Bir de başka bir radarla da hedefleri takip edebiliyor. Hı hı. Hedefler yaklaşırken... E, gündüzü ver abi, gündüzü var Gündüzler... Namluyu tam geldiğinde namlunun o da dur, dur, dur. Tam namluyu, bir namlu göreyim abi, namlu göreyim. Dur abi. Şimdi radarları falan tespit ediyor. Hı hı. O sistem buraya anlatıyor. Sistem geldiğinde nerede önleme yapacağını bildiriyor bunu Ona göre Sistem oraya yöneniyor. Akıllı bıdık daha bitmedi işe. Bunun içinde çok özel bir mühimmat var. Bu mühimmat namludan çıkarken şurada kodlanıyor. İçindeki mühimmat nerede patlayacağını hesaplıyor. Şeye gitmiyor. Şeyi havada gidip onu vurmuyor. Bir duvar oluşturuyor. Gelen sisteme duvar oluşturuyor. Bir ...havada şarapnel duvara oluşturuyor. Hı hı, Gelen sistem şarapnel duvarına çarptığı için imha oluyor. Aa. Şuradan geçerken mühimmat burada akıllanıyor. Hı hı. Nerede patlayacağını hesaplayıp gidip orada patlıyor. Havada patlıyor. Duvar oluşturuyor ve duvara çarpıyor. Akıllı bıdık o yüzden diyoruz. Akıllı bıdık <laughs> az bile kaldı şu an geçelim akıllı bıdığa. Geçelim. Geçelim, geçelim Sungur'a. Şeye, sungur'a geçelim. Sungur'a da bakalım. Ha. Aa tabii bu efsane fotoğrafı <laughs> hatırlamamak olmazdı. Ee, bu da, Mete Bey e, kaç kiloydu? Rokesanda Rokesanda e, gittiğimde e, bu gerçek bir şey sistem. Orada sağ olsunlar aldım e, yani fotoğrafı da efsane fotoğrafı da orada verdik. <laughs> e, bir de şeyi görelim arkadaşlar isterseniz bu kendi sektöründeki en önemli sistem bu şu anda bunun kadar omuzdan atılan uzun menzili bir füze yok. E, neydi menzili? E, normalde diğerleri daha kısa. Bunun menzili 8 kilometre, irtifa hakkı 4 kilometreye kadar fırlatabiliyor. İnanılmaz. Bu kendi sınıfındaki en iyi füze şu anda. Geçelim arkadaşlar bunu da isterseniz. Sunguru da geçelim. Sonra arkasından hisarları görelim. Hisarları bakalım mı? Hisarları Hisarlara fırlatalım, bakalım. hızlanalım. Hisarları fırlatalım. Artık hisarları Artık seri üretime geçti ve orduya teslim ediliyor bunlar. Hı hı. Hatta geçen gün e, Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı... ...Türkiye'nin en büyük sözleşmesini imzaladı. Hava savunma sistemlerinin teslim edilmesi ve seri üretime geçilmesiyle ilgili. Hı hı. 2024 yılından itibaren haten teslim ediliyordu. Şu anda artık kabul testleri falan bitti. Artık mükemmel üretim aşamasına geçti. E, size küçük bir not söyleyeceğim. 2016 yılına kadar... Türkiye'nin ürettiği yalnızca bir veya birkaç tane başka ülkeden aldığımız, lisans altında ürettiğimiz sistemler vardı. 2016'dan bugüne geldiğimizde, siperler hayata girdiğinde tamamen yerli ve milli bir hava savunma sistemimiz var artık. Bakın bunlar her biri? Ee, bir kısmına Roketsan çalışıyor, bir kısmına Aselsan çalışıyor. Bir kısmına e, başka e, üreticiler, yerli üreticiler çalışıyor. Meteksan çalışıyor bayağı bir sürü şirket var. Yani hı hı. Rokestan üretiyor ama Rokestan'ın alt önemli yabancı şey e, Türk şirketleri var. Onları çalıştırıyor ve onlarla beraber ilerliyorlar. Hisara, Hisaro. Bir de siperi görelim arkadaşlar. Sipere bakalım bir de. Siper ise blok 1, blok 2, blok 3 diye gideceğimiz bir hı hı. sistem ve e, bu sistem sayesinde şu anda aslında S400'e artık ihtiyacımız kalmadığımız bir bölüme girdik. Hı -hı. Siperde seri üretime geçme kararı aldı. Hı -hı. 2024 yılı içerisinde bir tanesi aslında üretildi. Testlere ve şeylere tabi tutuldu. Hı -hı. Çok başarılı bulundu ve seri üretime karar verildi. Artık e, Türkiye'yi koruyacak olan yerli ve milli bir hava savunma sistemimiz, yüksek irtifa hava savunma sistemimiz var. Artık rahat olabilirsiniz. Arkadaşlar şey sormuştu, demir kubbeyi. Evet. Hatırlıyorum cevabını öyle evet. vereyim. Demir kubbe bir süreç Hı -hı. ama demir kubbe için süreç şöyle başlıyor. Türkiye 2016'dan sonra bu sistemleri kendi kendine eleştirmeye başladı. Hı hı. Demir kubbeye mesafemiz var. Ama şu anda geldiğimiz teknoloji oraya doğru e, gidişatımızı kolaylaştırıyor. Ama asıl önemli olan balistik hava savunma sistemi e, ve radar sistemleriydi. E, Aselsan Roketsan bu konuda çok ileri bir noktaya geldiler. Hı hı. Artık menzil konuşuyoruz. Artık şey konuşmuyoruz, menzil konuşuyoruz. Hı hı. Her yaptığımız sistem... Menzili biraz daha uzağa götürüyor. Hı hı. Yani daha uzaktan görmek ve daha uzaktan vurmak. Hı hı. Şu anda artık Türkiye'ye yaklaşacak bir uçak sınırımıza gelmeden 100 kilometre öteye geldiğinde, yaklaştığında hı hı. artık başına ne geleceğini biliyor. Hı hı. Yüksek Zaten uzun bir mesafe. Yani temel meselelerden biri o değil mi Mete Bey? Yani sınırlarımıza gelmeden ülkemizi koruma Aynen meselesi. Öyle. Aynen öyle. Geçelim arkadaşlar siperi de. Şimdi artık e, kara kuvvetlerimizin envanterindeki. Yani, S-400'ü konuşurken artık farkındaysanız s 400 de konuşmuyoruz, Patriot'la konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz doğru. Konuşmuyoruz. Çünkü gerek kalmayacak, evet. kalmadı.